Bunu da bilemeyiz tabii. Geldik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan olaya. Hasan Bitmez, Saadet Partisi'nin milletvekiliydi. Ve bundan iki gün önce kürsüye çıktı. Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken konuşmasını yaptı. Tam konuşmasının sonrasında vücudunda bir değişikliğin olduğunu hissetti. Ve noktayı koydu, ardından yere yığıldı. Yığıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. İki gün doktorlar Hasan Bey'i hayata döndürebilmek için yoğun çaba harcadılar. Ama bugün öğle saatlerinde Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Hasan Bitmez'i kaybettik dedi. Sayın Hasan Bitmez'in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, iki gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hasan Bey kardeşimiz hakka kavuştu. Allah rahmet eylesin. Milletvekili Hasan Bitmez genel kurulda bütçe görüşülürken kürsüdeydi. İsrail-Filistin savaşı üzerinden iktidarı eleştirdi. Konuşmasını tam da tamamlamıştı ki fenalaştı, yere yığıldı. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlk müdahale mecliste yapıldı. Genel kurul salonundan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hasan Bitmez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit kardeşimiz Hasan Bitmez kardeşimize rahmet diliyoruz. Acı haber meclise bütçe görüşmeleri devam ederken geldi. Bir acı haber aldık. Şimdi Sayın Grup Başkan Vekillerini arkaya davet ediyorum. Vefat haberinin ardından genel kurul kapandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmeleri 21 Aralık'a ertelendi. Hasan Bitmez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mekanı cennet olsun. Bütün sevenlerinin başı sağ olsun. Allah böyle acılar yaşatmasın. Yüce Meclisimizin de başı sağ olsun efendim. Bitmez için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. Hasan Bitmez beyefendinin ruhunun şad olması Allah'ın da rızası için El Fatiha. Hasan Bitmez'in genel kurulda konuşmasını bitirip fenalaştığı an AKP sıralarından dillendirilen sözlerse akıllarda kalmaya devam edecek. Meclis tutanaklarına da geçen Allah'ın gazabı böyle olur işte sözlerini hangi AKP'li ismi söylediyse belirsizliğini koruyor. Bir kez daha Allah rahmet eylesin. Allah başsağlığı diliyorum ailesine. Mekanı cennet olsun. Allah sabır versin. Kolay değil. Ve bu şekilde hayatını kaybetti bir milletvekili. Şimdi dengeler de tabii değişti. Yani neticede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hasan Bitmez'in vefatıyla birlikte Saadet Partisi 19 milletvekili vardı ve Saadet Partisi'nin vekil sayısı, Saadet grubunun daha doğrusu vekil sayısı 19'a indi. 20'den 19'a inince de tabii Gelecek ve Saadet Partisi'nin oluşturmuş olduğu bu grup dağıldı. Ve şimdi iç tüzük yeter sayısını karşılayamadığı için de Saadet ve Gelecek grubu da düşmüş oldu. Komisyonlarda da yer alamayacaklar. Ya bir milletvekili transferi gerçekleşecek veya başka DEVA ile veya Demokrat Parti ile bir birliktelik olacaklar. Ama Saadet grubunun olmasını isterim ki işte meclis toplantılarına, komisyonlara katılıyorlar, özür dilerim, grup toplantıları yapıyorlar. Milletin o partiden de, o partilerden de haberi oluyor. Belki yeni bir oluşum yapacaklardır diye düşünüyorum. Ve bu olayın sonrasında bir kez de ailesine başsağlığı diyorum, Allah rahmet eylesin. Ama Allah'ın gazabı böyle olur işte diyen o yaratık kimse, kimse artık o, onu öyle adlandırıyorum ben. Yani insanlıktan nasibini almamış bir kişi olarak. Yani dün de söylediğim gibi bunu kadın da söylemiş olabilir, erkek de söylemiş olur AKP sıralarından. Ha, neticede insafsızlığın bir cinsiyeti yok. Ve olmadığı için de acaba şimdi vicdanıyla baş başa kaldığında o kişi ne düşünüyor? Kendisi hakkında ne düşünüyor çok merak ediyorum ki herhalde pişmanlık içerisindedir. Büyük bir pişmanlık ve acı içerisindedir diye düşünüyorum. Ve işte diyeceksiniz ki olayın olduğu daha doğrusu kalp krizinin yaşandığı andan bir 24 saat sonra, bilemediniz 26 saat sonra meclisin bahçesinde kebap yapanlar vardı. Yani işte meclis günleri diye bütçe zamanı böyle geleneksel bir şey.